Lanetin en büyük acısını bu DJ'ler çekiyorlardır. Ferdi Tayfur'a Hakkı Bulut'tan köstek. Yeni bir eser yapmamak, yeni bir tarz denememek diye bir şey yok da deneyebilirsiniz. Ama yaptığım müziği kötülemek ne diyor bak diyorum. Ben de diyor o zaman moda uydum, serbest çalışmalar yaptım. Orhan Gencebay'ın laflarını kullanıyor. İhanet etti. Bir kitle arkalarına sürüklenmişlerdir. Şu anda da o kitlenin ihanetini görüyorum gözlerimin içerisinde. Cenab-ı Allah böyle bir ihanette kimseye nasip etmesin. Orhan Baba'dan destek. Herhangi bir sanatçı temsil ettiği, icra ettiği, uzun yıllardır icra ettiği bir dalın dışında içinde onun ukde kalan başka bir kategorideki dalı da icra etmek isteyebilir ve bununla ilgili çalışır ve albümde yapabilir. Hayırlı olsun. Güzel ifade etmiş. Ben bunu yaptım ama bir yandan da bunu da yapabilirdim ama gönlüm burada da kaldı. Onun için böyle bir renk yapıyorum diye söylemiş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Tesadüfen sanatçı olmuşlar. İnsanlar gerçekten sanatçı değillermiş. Hasbelkader. Tesadüfen sanatçı olmuşlardır. Ben haklı çıktım. Ben görüyor musun haklı çıktım. Ben kıskanmıyordum. Kimlerin büyük, kimlerin büyük olmadığını söylemiştim, inanmamıştım. Şu anda inandınız mı kardeşlerim? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bu adamı çıkaracağınızı bilseydim ben gelmezdim bir defa. Ama niye efendim? Ne bu ya? Bu ne çıkıyor ortaya kendi kendine? Bir şey bir dakika, ama bir şey bilmeyen, ön yargılı bir adam. Ne duymuştur, ne bilir, ne eder yani. Ne konuşuyor bu kendi kendine? Yalnız, sinirlerim şey bozuluyor var. Yani. Ben kimseyle polemiğe girmem. Ama benim yaptığım sonuçta... iş elinizdedir. Evet. Dinlediniz, duydunuz, millet efendim, duyuyor, bilmem ne yapıyor. Vallahi yani dinliyorum o, yani. O kendi kendine konuşuyor vallahi şimdi. Vallahi dinliyorum. Ama efendim şimdi bakın, siz de burada canlı yayındasınız. Şimdi elinizi ne olur vicdanınıza koyun. Biz de programcıyız. Böyle bir şey söylenmiş. Siz bunu yıllarını bu müziğe vermiş, hayatını adamış bir insan olarak ne düşünüyorsunuz diye sormazsak da millet de döner bize şimdi, niye sormuyorsun Esra, der. Böyle de bir yanı var yani bu işin. Esra'cığım bir olay evet, var. Evet, buyurun. Şimdi Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay... Çok kanallı ortamların olmadığı dönemden evet, hep zirvede olan insanlardı. Evet. Hala İnsanlar. Da zirvedeler, hep şimdi, zirvedeler yani. Şimdi, duyun işte bak. Şimdi, Fayyak abi ne diyor? Şimdi Ferdi abi, Orhan abi, bunlar bir ekol olmuş tabii insanlar. Tabii ki canım, yani tartışılır mı? Ve bugün o şarkıları herkesin, 14 yaşındaki çocuk dahi şu anda Ferdi abinin şarkılarını dinleyebiliyor. Evet. O zamanlar plaklar varken bu insanlar gündemdeydi. Herkes cebindeki parayı biriktirir, filmini seyretmeye giderdi. Şimdi evet, 50 televizyona film giriyor, bir tane giden yok. O zaman ne vardı? Ferdi Tayfur'un bu filmi çıktı, şuna gider. Şimdi bazı şeyler daha var. Esra'cığım şunu da evet, samimiyetle söyleyeyim. Şimdi kendi neslinden gelip de, o dönemden gelip de, Hakkı abi de benim çok sevdiğim dostumdur ama... Şu kendine ona hiç yakışmıyor. Çünkü hak o kendi kabuğunda, kendi ya üstünde evet kalırsa olur. Yani biz de tanışıyoruz. Hayır, yani bir de şu var. Hani tarzınıza yönelik bir eleştiri olduğu için biz de merak ettik. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tarzım denilen, tarzım derken yani bizim tarzımız şeyden, uzaydan falan gelmedi ki. Evet. Türk sanat müziğinin, Türk halk müziğinin işte bu topraklarda, bu coğrafyada evet, bunlar, insanların duygularından... bestecilerinden yani falan yani Yunanistan şey müziği okumadı. Yok yani öyle bir şey de yani öyle bir şey yapmadım. Biliyorsun. Buradaki okumuş olduğum şarkılarda geçmişteki o değerli bestecilerin evet, o kıymetli insanların şarkılarıdır ve benim gençliğimde yani de çok sevdiğim, hayranlık duyduğum insanların şarkıları bizi veremeden, bizi böyle coşturan, bize feyiz olan şarkıları evet, bir araya topladım. Şarkılar daha da var, sonra da gelecek şimdi. Çatlatmadan söyleyeyim hani çatlar söyle. Bunu söylersem çatlar herhalde kıskançlıktan. Çünkü kıskandığı için öyle konuşuyor çünkü. Ha. Valla insanlar beğenmiş. Ben sordum, ben beğendim. Kendi fikrimi söylüyorum. Ben dinliyorum yani. Çok 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 sıkıyorsa kendisi okusun. Bir tane de biz dinleyelim bakalım. Hayır, bir de şey var şimdi. Yani bu kadar basit. Esra, bir şey daha var. Mesela bu albümün olması şu anda bu insanların, Türk halkının önüne gelmesi bir emek ister. Kesinlikle. Bu emeği karşı bu. Ferdi abi bir emek yapmış. Bu oturmuş, evet, çalışmış. Tek tek belki 500 bin tane şarkının içinden bir 15 tane tespit edip Faik abi ulaşmış. Bir de başka bir şey daha var. Yani hiçbir müzik türü, hiçbir sanat türü kimsenin tek elinde değil. Yani fantezi müzik yapan başka bir şarkı yorumlayamaz diye bir kaide de yok. Oğlum orada kavga ediyorlar Star'da, Pop Star'da Bülent Ersoy'la, Orhan Gencebay'la falan oturup kavga ediyorlar. İlla diyor ki 3 şeyi de okuması lazım diyor. Evet. Birileri okumamaması lazım, birisi okuması lazım diyor ki o kategoride duruyorlar mesela. 3 tarzda okuması lazım diyor. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, arabesk müzik ya da evet, serbest müzik. Evet. Yani bu kategorileri evet, okuması lazım diyor. Kıstas yapıyorlar yani bunu. Ağzınıza sağlık. Harika olmuş.
özlemişiz bu tür müzikleri. Hakkı Bulut şimdi sokağa çıkıp bir etüt yapılsa Hakkı Bulut'u mu çok tanıyorlar, Ferdi Tayfur'u mu çok tanıyorlar? Yani Ferdi Tayfur küçükten büyüğe herkesin sevdiği bir sanatçı. Şimdi bunları hiç tartışmaya bile lüzum yok. Ama başka bir şey daha var. Bir şey daha var mesela. Şunu siz biraz önce dediniz ki tanışıyoruz dediniz. Tanışıyoruz tabii. Keşke yani böyle bir eleştiri var idiyse hani bu albüm çıkarken ortaya sizi telefonla özel olarak arasaydı değil mi? O da dostane bir şey ya olurdu. Ya onu kim dinleyecek Allah'ını seversen onu ne kali alacağım. Bravo ben abi, ya. Bravo abi. Arayacakla beni ben onunla sohbet edeyim. Gördüğünüz yerde tanışırız. Selam selam o kadar. Benim yanıma mı yaklaşabilirdi o aslında? Hemşerilik de var abi. Affedersiniz yani. Hemşeriniz bir de geliyor kendi kendine konuşuyor. Diyor ki orada yok Gülden Karaböcek benim şarkımı okumuş da. Gülden Karaböcek okumuş diye ben ona demişim ki Hakkı abi ya. Bu Gülden Karaböcek benim şarkımı okudu. Acaba bana zarar olur mu? Bir defa Gülden Karaböcek'in şarkısı benim şarkımı okuması bana bir şeref verir. Beni adam yerine koymuş. Besteci yerine koymuş. Benim ürettiğim şarkımı okumak lütfunda bulunmuş o insan. Evet. Bu lafı ben nasıl konuşabilirim? Evet. Bir defa ben Orhan Gencebay hakkında bakınız. Orhancılar ve Ferdiciler vardı çocuklar. Evet, evet. Doğru. Evet. Doğru. Bu Orhancılar ve Ferdicilere rağmen biz Orhan abiyle, Orhan Gencebay'la hiç birbirimizi kırmadık. Neden? Çünkü Orhan abi benden önce biz ondan feyiz aldık. Biz ona baktık, onu sevdik. Feyiz aldık biz ondan. O da benden feyiz aldığı için o Hakkı Bulut bana saygı duyması lazım. Öyle arkamdan falan konuşmaması lazım kardeşim ya. Allah Allah. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Çünkü yani benden önce olan insan hakkında ben konuşamam. Hı. Gelmiş yıllar önce, benden daha önce gelmiş Orhan abi. Aynı dönemlere olmamıza rağmen benden önce sıyrılmış, güzel besteler yapmış. O sıcak sesiyle bilmem ne halkın kalbine girmiş bu insan. Bu insan hakkında ben ne konuşabilirim? Evet. Çirkinleşirim o zaman. Affedersiniz. Peki ama başka bir şey daha vardı orada. İnsanlar da onu düşünebilirler. Hani son zamanlarda yeni şarkı yapıldı, yapılmadı gibi böyle konuşmalar var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ya şimdi Sayın Orhan Gencebay için de sizin için de yaparız, böyle bir şey kralını yaparız. O da yapar, ben de yaparım. Var ya onu alırım ben gitarımla, bağlamamla falan onu ben dakikada ben onu beste yaparım. Fırından ben mı çıkıyor abi o kadar? Ben öyle böyle duygulu bir insanım ben. Ben böyle bir duygulu bir insanım. Fakat bu sıralarda tembelleştik. Neden tembelleştik? İnternet bizi tembelleştirdi arkadaşlar. Bugün burada yapalım, çıkalım. Çıktığı an değil bu iş. İnternetin oluyor. Evet. Arkadaşlar yani. Eskiden sokakta satılan korsanlar vardı. Biz o korsanlara razı geldik. Ya vazgeçtik, onlar geri gelsinler kardeşim ya. Onlar geldiği zaman da 2 milyon satıyorduk. Evet. Onlar varken satıyorduk, sokaktakiler varken. Şimdi yok onlar. İnternet var. Evet. Evlerde var yani, evlerde evet var, dükkanlarda var, adam satmıyor ya. Ya alıyor, sonuçta siz emek etmişsiniz, veriyor. Buna para yatırılmış, bir sürü insanın gerçekten de enerjisi var bu albümün içinde. İnsanlar beğenirlerse alıp dinliyorlar, bunu tenzih ediyorum, bütün albümler için söylüyorum. Beğenmezlerse dinlemiyorlar ama biz beğendik mi? Bu kadar. Esra Hanımcığım, bir şey daha var. Biz bunu yaparken, adam, Tayyip Beyciğim, bundan bir şey bekleyerek falan değil biz. Ben kendi egomu tatmin etmek için doğru okudum bu şarkıları. Sonra baktık Mustafa Sayan'la beraber baktık. Ya bu çok güzel okuyorsun dedi bana ya. Ya yapma etme falan dedi bana. Vallahi güzel ya, okuyorsun dedi ya. Sanat bir heyecan işidir. Güzel okun deyince ne yapalım? Raflara koymak zorunda kaldık. Ayıp olmasın hayranlarımıza karşı evet diye. Yakışmış abi. Peki. Çok güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim abi. Bir hizmet bundan yaptınız. Güzel bir şey sundunuz. Sizi sevenlere Türk sanat müziği konusunda şimdi o niye konuştuğunu ben anlıyorum onu. Ben niye onu öyle konuştuğunu anlıyorum. Yani gündeme gelmek istiyorum. Öyle mi güzel diyorsun? Güzel kardeşim lütfen ya. Bunu artık bu bayat bu çok bayat bir şey bu. Koktu artık bu iş. Yani bir başarılının önünü kesmek, bir başarılı insanın önünü kesmek, onun aleyhinde konuşmak, onun yok eleştirme, haksız eleştiri. Çünkü haksız eleştiri ve aynı zamanda benim hayranımdır o. Neden? Çünkü haksız eleştiriyor. Her haksız eleştirinin altında gizli bir hayranlık yatar. Doğru abi. Oo, bu da değişik bir bakış açısı. Tabii yani. Evet. O hayran olduğu için, bir şey yapamadığı için ne yapayım diyor, şimdi bir şey söyleyeyim, gündeme gelim diyor. Bakın sizin programınız da çıktı işte. Evet, peki Hakkı Bulut'u da buradan sevgiyle selamlıyoruz. Faik abi, Safiye efendim Soyman'la niye evlenmiyorsun? Ne oluyor, canlı yayında nişanlar yapıldı, ondan sonra bir şey oldu arada.